Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için yani sevgili boğa burçları için 2021 yılı kahve falımızı kapattım. Bakalım sevgili boğa burçlarını güçlü, dayanıklı, pratik, iş bitirici, sahiplenici ama biraz da kıskanç. Boğa burçlarını 2021 yılında neler bekliyor? Boğa burçları olarak sizler gerçekten güveni ve huzuru, dinginliği arayan, dinginliği hani huzuru hayatınızda arayan insanlarsınız. Güven duyduğunuz kişilerden, işlerden, olaylardan hiç kaçmazsınız. Hep orada kalmak istersiniz. Bu çok güzel bir duygu sizler için. Herkes başka şeyi arar. Bazıları aşkın peşine koşar. Bazıları hareketli hayat ister ama boğa burçları için biraz daha böyle huzur daha önemlidir. Güven daha önemlidir. Bakalım sizlerin 2021 kahve falında neler çıkmış? Şöyle bir açayım bakayım. Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle açıp ben de bir bakayım siz de bakın ama çok bu hareketli bir fal çıktı bu. Şöyle ışığımı da ayarlayayım. Bakın böyle bu yıl içerisinde büyük bir mal, büyük bir parayla ilgili bir işleminiz olacak. Ya bir mal değişimi yapacaksınız. Bu bir ev değişimi olabilir. Bir araba alabilirsiniz ama sanki böyle bir şey malınıza mal katacaksınız. Bakın böyle bir mal girişi olmuş daha doğrusu. Hani alım yapacaksınız. Değişimden daha çok ya bir araba alacaksınız ya bir ev alacaksınız ya bir yatırım yapacaksınız, bir tarla alacaksınız belki. En çok bu çıkmış başta. Çok hareketli bir fal. Yani gerçekten uzun zamandır böyle her zaman denk gelmeyen fallardan çok çok karışık böyle karışık değil daha doğrusu hareketli bir fal çıkmış. Şuradan bir başlayalım. Şurada ne çıkmış? İlk başta bakın biri birinin alnını öpüyormuş gibi hanede. Bu yine böyle tam da sizin aradığınız güven, huzur bence aile içerisindeki bir birlik çıkmış. Bu yıl böyle birbirinize daha çok sarıldığınız, birbirinize destek çıktığınız. Hani insan böyle bir şeydir ya simgesel olarak da biri birinin alnını neden öper? Hani böyle sahiplendiği insanı. Boğa burcu olarak böyle ya sahiplenecek ya da böyle birinin sizin sevginizi, hayatınızı, yüreğinizi sahiplendiğini hissettiğiniz bir yıl olacak. Tam sizlik çıkmış burası. Böyle biri birinin alnından öpüyor. Bu yalnız bir boğa burcuysanız bir aşkın içerisine girebileceğiniz ama bu aşkın böyle geçici değil, böyle daha huzur veren, daha çok uzun soluklu diyebilirim daha doğrusu. Uzun soluklu bir ilişkin içerisinde bulunacaksınız. Ama zaten var olan bir ilişkiniz varsa bunun da daha huzurlu bir şekilde geçeceğini söyleyebilirim. Böyle bir güzel bir şey çıkmış ilk başta hane ortasında. Hayata karşı böyle yalnız şöyle siz bu ikili ilişkinizde her kimse bu yanınızdaki bazen aile içerisindeki birlik, güven, kardeşler arasında, çocuklar arasında da olabilir bu ama bir kişi var size çok meraklı bakın şöyle durmuş ve izliyor bu yıl tekrardan sizi böyle çok fazla izleyecek. Hani böyle sanki sürekli sizin etrafınızda ve sizin bu ikili ilişkinizi biraz kıskanan biri olabilir. Bu kişi biliyorsanız zaten etrafınızda yine dolaştığını hissedebilirsiniz ama bilmiyorsanız da böyle bir kişinin varlığını hissedeceksiniz. Sizi biraz kıskanan, sizi biraz gözleyen, bakın böyle etrafınızda böyle meraklı bir gözle çıkmış, böyle size bakan bir insan çıktı burada. Şöyle bakıyorum, çıkıyor mu kamerada diye. Evet. Ondan sonra şöyle bir baktıkça şurada çok çalışan bir insan var. Böyle masa başı oturmuş. Böyle hani deliler gibi çalışıyor. Hani böyle çok yoğun bir şekilde. Bu yıl böyle masa başında çalışan bir boğa burcuysanız sizin için yorucu bir yıl olacak ama karlı da bir yıl olacak. Bir yükseliş var. Bakın başka altınızda çalışan insanlar var ve siz daha yukarıda çalışıyorsunuz. Eğer ki bir boğa burcuysanız ve bir boğa burcu tanıdığınız için bu falı dinliyorsanız o kişi iş hayatında yükseleceği anlamına geliyor. Yani iş hayatında çabalarınızın karşılığını aldınız. Bakın böyle altınızda çalışan elemanlar var. Üst pozisyona geçebilirsiniz. Mevkiniz yükselebilir. Böyle gerçekten karşılığını aldığınız güzel bir yıl olacak. Bir yükseliş çıkmış ama çalışmanızın karşılığında. Hani bazen kısmetli ve şanslı olur insanlar. Bazen böyle kıdem, para, her şey böyle bolluk birden akar ama burada çabaladığınız için gelecek. Hani çabalarınızın boşa çıkmaması da çok güzel. Bir yükseliş çıkmış. İnşallah öyle olsun sizler için. Hani olumlu düşünelim. Boğa burçları çalışkandır. Maddiyata önem verir. Çünkü maddiyatın çok önemli olduğunu hayatta hepimiz biliyoruz aslında ama siz biraz daha bilinçlisiniz. Maddiyatın önemli olduğunu bildiğiniz için de çalışırsınız. Hani böyle gerçi ikiye ayrılan boğa burçları var derler astrolojide. Bir yan gelip yatan hani böyle
Biraz ehli keyif çok az da olsa bir grubun olduğu söylenir ama siz hani hangi gruptan bilmiyorum ama bir de çok çalışkan, gerçekten paraya odaklı ve gerçekten ne yapıp edip o parayı kazanan bir boğa burcu var. Burada işte o boğa burcu çıkmış gerçekten ama karşılığını aldınız bir yıl bu yıl. İnşallah öyle olsun. Hayatınızda bakın burada böyle kalabalık insanların içerisinde olacaksınız sık sık böyle ama bu kalabalığın içerisinde bir tane bir kişi var ki bakın Pinokyo gibi burnu uzamış. Bakın böyle kocaman burnu uzayan bir insan. Yani hani bu iş ortamında ya da böyle yakın arkadaş çevrenizde bazen ailede de maalesef olabiliyor. Hani insanları şey yapamıyoruz. Her tarzı insan maalesef var ama bir insan var ki size bir konuda büyük bir yalan söyleyecek. Burnu kocaman olmuş. Biriyle hani böyle temkinli olduğun çok böyle anlayıp dinlemeden bir olayla ilgili karar vermeniz gerekiyorsa emin olmadan sırf karşı tarafın sözüyle hareket etmeyin. Çünkü böyle birisi size herhangi bir konuda yanıltacak. Büyük bir burun çıkmış, büyük bir yalanıyla karşılaşabilirsiniz. İş hayatında maalesef bazen oluyor. İnsanlar sizi sırf hani böyle o yükselişiniz için belki de yükselmenizi engellemek için sizi bir şeyin içerisine çekebilir, yanıltabilir daha doğrusu sözleriyle. Siz kendiniz emin olmadıkça ki zaten sizin için güven önemlidir. Güven aradığınız için de zaten biraz temkinlisinizdir aslında. Çünkü boğa burcu güveni hep aradığı için bu yalan söyleyen insanın kokusunu çok çabuk alabilir de. Bir konuda sizi biri büyük yanıltmaya çalışacak ve belki de bazen hayal kırıklığı da olabilir. Hani çok güvendiğiniz, sevdiğiniz biri ise hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü insan için çok acıdır. Gerçekten sevdiği bir insanın, güvendiği bir insanın yalan söylemesi hayal kırıklığıdır. Maalesef hayatta böyle şeyler oluyor. Biraz temkinli olmanız gerekebilir. Bakalım burada neler çıkmış. Şimdi burada da çok hareketli şeyler çıkmış. Sanki burada hani böyle bakın şöyle kamerayı tekrardan bir bakayım. Şurada böyle bir kadın var sanki. Göbeği böyle kocaman, karnı çıkmış ve birisi sanki eğilmiş göbeğinden öpüyor. Hani böyle üzerinde de bir kalp çıkmış. Yani çok ciddi manada böyle şey var burada. Bir aşk, bir yuva, bir bebek, sevinç. Hani böyle sanki eşi karnını öpüyor, bebeği seviyor ve doğmamış bebeğini henüz. Böyle hamile bir kadın ve kalp çıkmış. Eğer ki bebek isteyen bir boğa burcuysanız bu yıl bebekle karşılaşabilirsiniz. Aileniz büyüyebilir ve çok sevinçli hani böyle çok severek isteyerek bir bebek sahibi olacaksınız. Hani eşinizin de sizin de çok istediğiniz bir bebek gibi çıkmış. Ya da böyle torunun gelebilir. Hani böyle kardeşinizin bir bebeği olabilir ama aile içerisine gelebilecek bir bebek çıkmış ama bu yakın çevre. Bu çok çok uzaklar arkadaşlardan falan değil yani. Hani böyle bu bebek haneye doğacak sanki. Hanenin içerisinde büyük bir sevinçle karşılaşacak. Öyle bir bebek çıkmış. İnşallah sağlıkla beklediğiniz bir bebek haberi olabilir. Şimdi bakınca çok hareketli bir yıl sizin için. Hani böyle çok çok hareketli şeyler sizleri bekliyor. Şimdi hayatta şöyle gizlediğiniz bir olay var sanki. Belki geçmiş yılda yaşadığınız bir konu var ve bazı insanlara söylemek istemiyorsunuz. Böyle bir inzivaya çekilmiş, böyle şöyle aşağıda düşünen bir insan var. Böyle bir şeyin altına sığınmış. Sanki söylemek istemediğiniz, gizli tuttuğunuz bir olay var. Böyle 2021 yılında, bu yeni yılda onu kimseye söylemek istemeyeceksiniz. Hani bazen hayatımızda yaşanan şeyler vardır ama herkese söylemek istemeyiz. Duygular, düşünceler, illa ki hani kendimizde sır tutmak istediğimiz şeyler vardır. Onu böyle tutmaya çalışacaksınız. Kimseye söylemek istemeyeceksiniz ama bir insan var üstünde. Sanki o sizin üstünüzde korunduğunuz şeyi ısrarla açmak istiyor. Ya da hani siz herhangi bir konuda yalnız bir yere sığınıyorsunuz. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorsunuz kendinize ait. Öyle de değerlendirebiliriz. Sanki bir insan kalkıp o üzerinizdeki o yaşam alanını kaldırmaya çalışıyor. Böyle zorla sizi oradan çıkartmak istiyor. Ya bu sırrınızı ortaya dökmek istiyor olabilir ya da işte sizin o yaşam alanınızın içine girmeye çalışıyor. Bazen maalesef insanlar bencil olabiliyor. En yakınlarımız da olabiliyor bu. İsteyerek yapmıyorlar. Bazen sevgi de boğar insanı. Hani bir yaşam alanımız olsun, özgür kalalım, biraz dışarıda kendi başımıza gezelim, kendi başımıza bir şeyler yapalım, kendi başımıza oturalım, kitap okuyalım, odada yalnız kalmak ama bazen sevgi de boğuyor. Birlikte yapalım, birlikte gezelim, birlikte olalım falan. Hani o bile bazen yorucu. Yalnız kalmaya ihtiyacı olabilir insanın. Birisi böyle sizin o yaşam alanınızın dışına çıkmanızı, illa o yalnızlığınızı engellemeye çalışabilir. Onunla da böyle küçük bir aranızda tartışma çıkabilir. Böyle bir insan çünkü çok müdahale edecek. O sizin kendi yalnızlığınıza ya da sırrınızı ortaya çıkartmak konusunda. Onunla biraz mücadeleniz çıkmış.
Ama boğa burçları güçlüdür, dayanıklıdır. Bence kesinlikle o yaşam alanının içine sokmayacaksınız onu. Ama aileye çok değer veriyorsunuz ya, o yüzden yaşam alanı oluşturmakta da zorlanıyorsunuz. Çünkü sizin için aile çok önemli olduğu için hep aileyle her şeyi yapalım kaygısı içerisinde olunca da bazen kendinizi unutup bireysel bir şey yapmayı unutabiliyorsunuz. Belki de işte bu yıl biraz daha bireyselleşeceksiniz. O çıkmış. Şimdi şurada bir insan var. Bakın bir insan üzerinde de başka bir insan çıkmış. Birisinin sizin üzerinizden böyle bir prim yapmak istediğini, çalışan bir boğa burcuysanız iş yerinde öyle olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da aile içerisinde bazen hani böyle sizin üzerinizden belki işte sorumluluklarını sizin üzerinize atıyor ama hani kendi her şeyi yapıyormuş gibi. Bazen hani böyle insanların görünmez eli oluruz ya, onlar yapıyormuş gibi. Aslında altında destekleyen bizizdir onları. İş hayatında oluruz ya da işte aile hayatında oluruz. Ama biz o eli çeksek aslında onlar öyle dik durmayacaklar. Ama onlar o kadar sahiplenir ki başarıyı, yükselişi, yüksekte olmayı sanki kendi başarılarıymış gibi. Sizin o işin altında elinizin olduğunu, parmağınız olduğunu unutur gibiler. Yani bir insan var yine aynı şekilde böyle sizin varlığınızla aslında yükselişe geçecek. Dediğim gibi aile içerisinde sorumluluklarını çok yerine getirmediği halde yükselişte hani her şeyi yoluna sokacak, yaşıyormuş gibi davranacak ama aslında siz varsınız o görünmez güç. Ya da iş hayatında öyle olacak ama o kişiyle böyle o kişiyi böyle sallayacaksınız biraz. Böyle hani böyle devriliyormuş gibi çıkmış üzerinizde duruyor ama böyle bir devriliyor. Hani bazen silkelemek gerekir o kişilere. Hani yani fark ettirmek gerekir aslında varlığınızı, ona katkınızı. Çünkü söylemediğimizde, dile getirmediğimizde sanki onlar o kadar sahiplenir ki ya da sizin yaptıklarınızın yapmanız gereken bir şeymiş gibi düşünmeye başlarlar bir süre sonra. Çok da hani şey yapmazlar, görmezler. Biz bu yıl siz onu böyle onun gözüne sokacaksınız. Hani gözüne girecek. Aa evet doğru sen de varsın senin sayende diye. Çünkü böyle bir sallantıda her an böyle düşebilirmiş gibi hale gelmiş. Böyle de bir durum yaşanacak. Bu fala bakınca zaten aile içerisinde bir birlik, bir sevgi çıkmış, bir bebek çıkmış en çok. Bir malınıza mal katma durumu çıkmış en çok. En çok bunu görmüştüm. Ama hareketli bir yıl olacak her şeyden önemlisi. Böyle hani hiç durmadığınız, çalıştığınız, çalışınca karşılığını çabalarınızın alacağı bir yıl ama güzel şeyler çıkmış hep. Ama tabii bazen hayal kırıklıkları da var hayatta. Bir yalanla karşılaşma durumunuz var. Sizin üzerinizden prim yapan bir insanla bir mücadeleniz çıkmış olacak. Hayatın hani böyle inişli çıkışlı, iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Bence hayatla ilgili hep bir hedefimiz olması gerekir. Ben diğer videomda da anlatmıştım, yine anlatayım. Ben hep oğluma da anlatıyorum. Bir hedefimiz olmalı. Her yıl için ve önümüzdeki 5 yıl için ve belki yaşlılık için derken planlarımız olmalı, hedeflerimiz olmalı. Elimizde herkesin bir oku vardır kendince. Kendi oğluma da diyorum, bir okul var. Okuyorsun, dil öğreniyorsun vesaire vesaire. Herkesin kendince başka bir oku vardır, bir yeteneği vardır. Kendince bir böyle meşgul olduğu bir uzmanlık alanı vardır gibi gibi. Ama hedefiniz yoksa işte hedefiniz yoksa okunuzu 3'e de 5'e de 0'a da 100'e de vurabilirsiniz. Ama şansa bırakmayın diyorum ben. Her zaman bir hedefiniz olsun. Hedefiniz 100 olursa 100'e vurabilirsiniz. 95'e, 98'e, 90'a ama yakınlarına vurursunuz. Çünkü hedefe yöneldiğiniz için hedefe yakın yerlere doğru ilerlersiniz. Ama bir hedefiniz yoksa her yere vurulabilir ve bu gerçekten şansa bırakılmayacak bir hayat. Bence hayata bir kere geliyoruz. Şansa da bırakmamak lazım bir şeydir. Evet enerjiye inanıyoruz. Evet Allah'a inanıyoruz. Evet bazen kadere de inanıyoruz ama bence çaba da gerekiyor. O yüzden hedef de gerekiyor. Bu yıl için umarım çok güzel hedefler kurabilirsiniz. Burada bakın böyle çok bayağı yaşlı bir insan figürü gibi çıkmış. Sanki sakalları falan da var böyle şapkalı falan. Bayağı yaşlı bir insan figürü çıkmış. Şimdi yaşlı bir insan çıkınca ben birinin deneyimlerinden, hayat deneyimi olmuş bir insandan faydalanacağınız bir yarar göreceğinizi söylüyorum genelde. Hani böyle bir insan var ki onun psikolojik olarak olabilir, maddi olarak olabilir, hayat görüşü, vizyon, herhangi bir konuda deneyiminden çok fazla yararlanacağınız bir yıl olabilir. Ayrıca tam tersi sizin hayatı deneyimleyebileceğiniz ve sizi olgunlaştıracak bir yıl da olabilir. Hani böyle yaşınızın hiç önemi yok. Önemli yaş bazen bakarsınız ki çok çok yaşı büyümüş insanlar ama hayattaki yaşadıklarından hiçbir deneyim kazanamamış. Yani ders çıkaramamış daha doğrusu insanlar vardır.
O zaman onlar olgunlaşamıyorlar aslında. Hayat sizi bu yıl olgunlaştırabilir, farkındalığınızı artabilir. Çünkü yapmak istediğiniz birçok şeyi planlayacaksınız ve çok hareketli bir yıl olacak. Her şeye yetişebileceksiniz. İşe de, eve de, eğitime de, kendinize de, sevdiklerinize de bence. Bu hayat bu yıl sizi biraz daha pişirecek, biraz daha olgunlaştıracakmış gibi hissettim. Ve yapmak istediğiniz o kadar çok şey var ki, hani bir şey desem değil ama hepsine de bir parça da olsa elinizi uzatıp yapacakmışsınız gibi. Şurada böyle bir büyük bir adım atan bir insan çıkmış. Bakın burada bir adımını büyük atan bir insan böyle. Bir konuda çok daha büyük bir ilerleme kat edeceksiniz. Hani bazıları için iş, bazıları bir anda ilişkide evlilik boyutuna geçebilir. Bazıları evli ama çocuk henüz düşünmüyordu çocuk boyutuna. Hani böyle bir boyut atlarken hani böyle yavaş yavaş düşünmeyip biraz daha hızlı bir adım atacaksınız. Sağlıkla ilgili çok hızlı kilo verebilirsiniz, çok hızlı fit olabilirsiniz. Hani böyle yapmak istediğiniz şeyi hızlandıracağınız ve hızlı bir adım atacağınız, büyük bir adım atacağınız bir konu da oluşacak hayatınızda bununla ilgili. İnşallah da öyle olsun. Yine güzel cümlelerle, güzel olumlamalarla bitirelim ki bilinçaltımıza o şekilde kodlansın ve gerçekten bu yıl içerisinde yapmak istediklerinize odaklanın, yapmak istediklerinizi beyninize kodlayın, bilinçaltınıza kodlayın daha doğrusu. Ve harekete geçin, eyleme geçin, eyleme geçmeden hiçbir şey bize hazır altın tepsilerle sunulmuyor. Şanslar evet karşımıza çıkıyor ama o şansları değerlendirmek, o adımları atmak bizim elimizde. Biz yapmazsak, değerlendirmezsek, o adımları atmazsak çok da o şansın gelmesinin bir anlamı olmuyor. Boğa burçları çalışkandır. İsterlerse her şeyi başarabilirler. İstemeniz çok önemli. Umarım böyle çok güzel şeyler dilediğiniz ve dilediğiniz şeyler için de harekete geçtiğiniz güzel bir yıl olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.